Bu videoda Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesinden önce burada var olan önemli imparatorluklardan birini inceleyeceğiz. Bu imparatorluk İnka İmparatorluğu. Diğer videolarımızda Aztekler hakkında da konuşmuştuk. 15. ve 16. yüzyılları kapsayan bu dönemde kurulan bu imparatorluklar kurulmalarından yaklaşık olarak 100 yıl sonra İspanyol istilacılar tarafından işgal edilmişlerdi. Az önce de dediğim gibi şimdi İnka İmparatorluğuna odaklanacağız. Ama bunu yaparken kıtadaki diğer uygarlıkları da aklımızın bir köşesinde tutup bazı karşılaştırmalar yapmak istiyorum. 15. yüzyılın başlarında bu bölgede Kusko Krallığı'nı görüyoruz. Kusko Krallığı. Yani bugün İnka İmparatorluğu olarak adlandırdığımız şey henüz kurulmamış. Kusko Krallığı'nın 9. hükümdarı Paçakuti, krallığın sınırlarını genişletmek için oldukça agresif stratejiler uygulamaya başlamıştı. Ve Cusco Krallığı'nı alıp İnka İmparatorluğu'na dönüştüren kişi de Paçakuti'dir. Tabii bu uygarlığına da o zamanlar İnka değildi. İnka kelimesi aslında hükümdar için kullanılan bir kelimeydi. Yani mesela Paçakuti'den Paçakuti İnka olarak bahsedilirdi. Paçakuti'nin kurduğu imparatorluğun ismi o zamanlar Tavantin Suyu'ydu. Tavantin Suyu. Cusco'nun merkezinde olduğu, bu imparatorluk yani Tavantin Suyu, Cusco'nun merkezinde olduğu Paçakuti tarafından fethedilen dört bölgeyi temsil etmekteydi. İşin ilginç yanlarından biri, hemen hemen aynı dönemde başka bir videonun konusu olan Aztek İmparatorluğu'nun da kurulmasıydı. Aztek uygarlığı da aynen İnka İmparatorluğu öncesindeki uygarlık gibi bundan çok daha öncelerde de mevcuttu. Fakat imparatorlukların kurulması ancak 15. yüzyılda gerçekleşmişti. Bu dönemde Maya uygarlığı postklasik dönemindeydi. Klasik dönemi zaman çizelgesinde daha kalın bir çizgiyle belirtilmiş olarak görüyorsunuz. Postklasik döneminde de halen Yucatan yarımadasında bağımsız olan birkaç Maya şehri bulunuyordu. Ama sonuçta bu dönemdeki en önemli imparatorlukların 15. yüzyılda kullanan Aztekler ve İnkalar olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Bu uygarlıkları imparatorluk olarak değerlendirmemizi sağlayan şey Örneğin İnkalar için, bir grubun yani Cusco Krallığı'nın diğer bölgeleri fethetmiş ve oralardan vergi almaya başlamış olmasıydı. İnkalar, Amerika kıtasındaki belki de en büyük imparatorluk olan bu imparatorluğu Avrupa işgalleriyle eş zamanlı olarak kurmuşlardı. Bu imparatorluğun 10 milyonluk bir nüfusu vardı ve işte bu büyük güçlü imparatorluk devasa yapılar yapmıştı. Ekranda Machu Picchu'ya ait bir resim var. Tarihçiler bu binanın Paçakuti için yapıldığını düşünüyorlar. Yazılı bir sistemleri olmamasına rağmen bu kadar büyük yapılar inşa edebiliyor olmaları son derece etkileyici, değil mi? Kayıt tutmak amacı ile düğümlerden oluşan bir sistem kullanıyorlardı. Ama sonuçta yazı kullanmıyorlardı ve buna rağmen son derece gelişmiş bir toplum düzenine sahiptiler. Vergileri para sistemleri üzerinden toplamıyorlardı. Hatta bildiğimiz kadarıyla para da kullanmıyorlardı. Bunun yerine İnka toplumuna mensup kişiler iş güçlerinin ya da çalışmalarının bir kısmını imparatorluğa yani imparatora adıyorlardı. Bu kulağa bugünkü sistemden farklı gelse de şöyle düşünün. Eğer ben gelirimin belirli bir yüzdesini devlete vergi olarak veriyorsam bu yüzde aslında iş gücümü e, temsil ettiği için iş gücümün bir kısmını devlete vermiş olmaz mıyım? Biz bunu finansal bir sistem üzerinden yaparken onlar doğrudan yani belirli bir süre imparatorluk için çalışarak yapıyorlardı. Machu Picchu gibi yapıların inşa edilebilmesi de işte bu sayede olmuştu. Bu sisteme mit'a sistemi deniyordu. Aztek İmparatorluğu gibi İnka İmparatorluğu da İspanyol kaşifler, özellikle de Francisco Pizarro sahneye çıkana kadar yaklaşık olarak 100 yıl ayakta kalabildi. Pizarro 3. seferinde İnka İmparatorluğunu fethetmeyi başarmıştı ve bunu sadece birkaç yüz adamla yapmıştı. Ama bu birkaç yüz adamın İnkalardan çok daha üstün silahlara sahip olduklarını belirtelim. Bazı tarihçilere göre o dönemin İnka hükümdarlarının sayıları 10 bine ulaşan İnka ordusunu İspanyolların yenebileceğine inanmaması sebebiyle rahat davranması da bu işgalde önemli bir rol oynamıştı.